Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben dedi seni çok seviyorum. Şimdi Allah için ben size soruyorum aziz dostlarım. Şu mescidin ve derneğin içerisinden bir kardeşiniz insanların içerisinden süzülüp yanınıza gelse ve dese ki ey kardeşim ben seni çok seviyorum. Ne dersiniz? Kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Şahit ol ki ben de seni seviyorum. Hele bir de düşünün ki hiç tanımadığınız ya da çok az karşılaştığınız bir Müslüman gelecek, sizi mescidin içerisinde secde ederken görecek, yardım çalışmalarının içerisinde sahalarda görecek, yüzünüzü ilk gördüğü anda diyecek ki kardeşim ben seni seviyorum. Mutlu olursun değil mi Yılmaz abi? Vallahi mutlu olmak hakkınızdır. Üzerinizde bir hayır olduğunun alametidir. Ona ikramda bulunursunuz ve ikramı azımsarsın aziz dostum değil mi? Ama bakın bu sözler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylendi. Dedi ki ya Resulallah ben dedi seni çok seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek imandandır. Allah Resulü'nü seven bir kişi Allah'ı ve Allah'ın dinini sevdiğini de izhar etmiştir. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl taltifte bulunmuştur sizce? Hangi köşelere oturtmuştur? Hangi minderleri ve sedirleri altına koymuştur? Hiçbirini aziz dostum. Ne dedi? Hatırlayanınız var mı aziz dostlarım? Nasıl bir mukabelede bulundu? Ona yöneldi ve dedi ki eğer beni seviyorsan, gerçekten beni seviyorsan, belaya sabırla hazırlan dedi. Subhanallah. Yahu taltif edilmemiz gerekirken, dua görmemiz gerekirken, ey Allah'ın kulu Allah da seni sevsin diye bir sözle mukabelede bulunmamız gerekirken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adama dedi ki eğer beni gerçekten seviyorsan belaya sabırla hazırlan. Yemin ederim ki beni sevene bela tepeden dereye gelen sudan daha hızlı gelecektir diyor. Subhanallah. Tepeden yuvarlanan bir su dereye hangi hızla yetişiyorsa musibetler ve belalar da sana o şekilde yaklaşacak diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur aziz dostum, dilin ihlasla, kalbin imanla, zihnin kabul ederek, anlayarak gün içerisinde raditu billahi rabbe وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ Allah'ım beni yaratan, bana şekil veren, beni yaşatan ve benim üzerimde hükümran olan Allah olarak senden razıyım. Yaşam şekli olarak, din olarak, bana gönderdiğin İslam'dan razıyım. Önder olarak, takip edeceğim kişi olarak gönderdiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım dersen vallahi bil ki belalar ve musibetler sağanak yağmurlardan daha şiddetli bir şekilde üzerine çullanacaktır aziz dostum. Bir parantez açalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen hadise göre kim diyor günde 3 sefer bu sözleri söylerse raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyye bu sözleri söyler Allah'tan razı olduğunu, İslam'dan razı olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduğunu izhar ederse, sürekli bu anlaşma metnini yenilerse, bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü o kulu razı etmek Allah'ın üzerinde bir haktır. Allah üzerine bir borç olarak almıştır. Rabbim sen bizi razı et inşallah. Sen kabirde bizi razı et inşallah. Bizim ehlimizi kıyamet günü razı et inşallah. Mahşerin en zor,
en çetin anında insanların annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından kaçtığı bir zamanda peygamberlerin nefsi nefsi diye bağırdı. Allah'ım beni kurtar diye feryadı figan edildiği bir günde Allah'ım sen arşının gölgesinde bizi razı et. Allah'ım sen cennet nimetleriyle bizi razı et. Allah'ım sen cemalinle bizi razı et inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini inanarak ihlaslı bir şekilde kim söylerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini söyleyelim. Tepeden dereye akan bir sudan daha hızlı belalar üzerimize çullanacaktır. Rabbim sen bize yardım et.